Son günlerde kalp krizi vakalarında ciddi bir artış söz konusu. Bu kapsamda uzman doktor Aydın Çeliker, kalp krizi ölümleri sonrası erken teşhisin öneminden ve alınabilecek olan tedbirlerden bahsetti. Birçok insanın korkulu rüyası olan kalp krizi hakkında açıklamalarda bulunan kardiyoloji uzmanı Doktor Aydın Çeliker, alınabilecek olan önlemleri ve tedavi yöntemlerini özetledi. Kalp krizi kalbi besleyen damarların en az birinin tam ya da tama yakın tıkanmasıyla olur. Kalp krizinin nedenleri çok faktörlüdür. Ailesi kalp hastalığı olan kişilerin, yaşı 40'lı yaşlar üzerinde olan kişilerin, özgeçmişinde şeker, tansiyon, kolesterol, problem olan, sigara kullanan kişilerde çoğunlukla olur. Kalp krizinin en sık belirtisi göğüs ağrısı. Genellikle bu ağrı göğsün en az bir avuç içi kadar alanını kaplar. Çoğunlukla daha geniş bir alanları tutar. Sol kola, sırta, çeneye yayılabilir. Hatta bazen karın bölgesinde de olabilir. Aslında çene ile göbek arasındaki bütün her tarafta kalp krizinin ağrısı olabilir demek lazım. Bazen özellikle karın ağrısıyla kendini gösterir. Bazen mide ağrısı çok karışır bir tür klinik durumlar. Uzman doktor Çeliker açıklamasına kalp krizini önlemek için düzenli kontroller şart diyerek şöyle devam etti. Kalp krizindeki tedavi öncelikle tam ya da tama yakın tıkalı olan damarın bir an önce açılmasıdır. Artık modern tedavide bunun yeri anjiyografi ve bu damarı balon ve stent yöntemiyle açmaktır. Mümkün olduğunca erken şikayetlerin başladığı andan itibaren mümkün olduğunca erken bir şekilde kalbi besleyen tıkanmış bu damarları açmak hastanın hayatını kurtarır. Aslında sıcak havanın pek çok mekanizmayla bu riski artırdığını biliyoruz. Özellikle sıvı kaybı, tansiyondaki dalgalanmalar kalp krizi geçirme riskini artırabilir. Kalp krizi önlemenin yolu kalp krizini yaratan faktörleri önlemekten geçiyor. Bunlar biraz önce söylemiştim. Neydi? Değiştirilemez iki tane faktör var. Yaş ve genetik. Ama değiştirilebilir faktörlerin üzerine eğilmek lazım. Öncelikle mutlaka sigara kullanan kişilerin sigarayı bırakması lazım. Şeker, tansiyon, kolesterol gibi faktör olan kişilerin bu hastalıkları iyi tedavi ettirmesi lazım. Kilo fazlalığı olanların kiloyla mücadele etmesi lazım. Ve düzenli egzersiz yapılması lazım. Beslenmeye dikkat edilmesi